Herkese merhaba, Duran Varlıklar grubundan 257 birikmiş amortismanlar hesabını anlatıyorum. Gördüğünüz gibi düzenleyici bir hesap. Elden çıkarılması nedeniyle amortisman hesabının kapatılması durumunda borca, madde duran varlığa amortisman ayrılması durumunda ise alacak kısmına kaydedilir. simite şirket 7. ayın 2. 2020'de 20.000 TL'li bir demirbaşı almıştır. Demirbaşın ekonomik ömrü 5 yıl normal amortisman uygulanmıştır. KDV hariçtir. Amortismanı hesaplarken ne yapıyorduk? Biri ekonomik ömre bölüyorduk. E, 0.20 normal amortisman uygulanmış. E, Demirbaşı ne kadara al, almışız? almışız? 20.000 TL. KDV'si 4.000 TL. %20'si. E, kasadan çıktığımızı düşünüyoruz. 24.000 TL. Amortisman ayrı, ayırıyoruz. E, 4 bin lira amortisman hesaplamıştık. 251 amortismanın hesabı 4000 TL alacaklı durumda. 770 genel yönetim giderleri hesabı ise borçlu durumda 4000 lira. 4 bin lira borçlu durumda. Aynı demirbaşı 10.21 2021 tarihinde 15 TL'ye satıyor. KDV'miz yine %20 hariç. Burada şöyle bir şey yapıyoruz. Demirbaşımızı ne kadar almıştık? 20 bin TL alıp Alacaklandırarak kapatıyoruz bunu. Daha sonra 15 bin TL sattığımız e, demirbaşın KDV'sini 3.000 TL alacaklandırıyoruz. E, 257 birikmiş mühimmatismanımızda 4 bin lira boşlandırıp e, 15 bin artı KDV ekleyerek kasadan e, kasaya giriş e, yapıyoruz. 18 bin lira. 1000 lirada burada bizim karımız var. 679 diğer olan dışı gelir ve karlar hesabını alacaklandırıyoruz.